Azze ve lehne şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Elhamdülillah. Allah Teala yuhan sanalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durud salavatlar olsun. Mavzulardan işte bir vücut kitabımız Allah Teala hatır kıyanıca. Gepatitlerde kelip çıkış asosiy sebepleri. Hozirgi kundagi eng muammoli narsalardan bittasi gepatitlar. Gepatitlar degan tashxis holatlar bilan hozirgi kunda juda ko'p insonlar azob chekyapti. Bu meditsina tilida aytilganda bu gepatitlarda hisobda oxiri shifosi yo'q holatga qadar bo'ladi. Nima desa, biz buni deydi to'xtatib qolish Şimiz mümkün halas vaktince dedi. Lekin bunu yok kıvamıydı dedi. Hindistan'da darısı, onu darısı, ben onu darısı dedi. Cürek etten milyon, 70 milyon, 40 milyon. İşte kan yeveri. Her bir tampolası milyon. Tradigan darılar istimal kılınladı. Lekin ahir akıbet efekt dereceleri çatak. Çatak diyenimiz o narsanı yok atış almaydı. Yani yo'qotib to'lmaganligining asosiy sababi nima ekan? Nima uchun yo'qotolmaydi degan savol. Chunki uni kelib chiqish holatlarini bilgan odam keyin o'shinga qarab turib vojib sunnatlardan kurashga to'g'ri keladi. Hozir biz kelib chiqishini biror narsani bilmaydigan bo'lsak, Nima qanaqa qaysi holat munozara to'g'risida bir xulosaga ega bo'lmay qolamiz. Shuni evaziga ozgina qiyinchiliklar. Nimaga deyiladigan bo'lsa-ligi yaparu. Nima deyishadi? Dushmanni tashida emas, ichida bo'l deb. Ha, ichida bo'lsa nima bo'ladi desa, kim bemalol uni xilayu holatlarini hammasini bilinoradi degandek. Endi bu gepatitlardagi nima, qanday, qaysi holatlarda deyiladigan bo'lsa, biz buni gepatitlarda ma'lumotlar berib o'zib ketyapti, o'tib ketyaptirdik, lekin hali tugatganimiz yo'q. Gepatitlarning asosiy kelib chiqish sababi asab sistemasidan qon holatlariga berishlik. Bu eng asosiy sabablaridan bittasi. Yana bittasi suyak sistemasidan organizmlarda o'zini ta'sir ko'rsatib doirasini ko'rsatib turishligi, suyakdagi buzilishlar. Endi bu ikkalalari bir bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi deyiladigan bo'lsa, jigar qochishlik holatlarigacha, ya'ni nima deymiz buni? Jigar siroz deb qo'yishadi. O'sha holatlarga chap kelib qo'yadi. Xo'sh, bu kasalliklar o'zi nima, qanday, qanaqa holatlar? Shifosi bormi degan savollar. Alhamdulillah shifosiz kasallik bo'lmaydi. Hamma dard borki shifosi bilan. Faqat uni tashxisini to'g'ri qo'yib olishlik kerak. Keyin tadbir darajalari to'g'ri bo'lishlik kerak. Bu insonda yo'qdan bor qilgan Robbimiz. Birorta bir inson yo birorta bir doktor yo birorta bir akademik yaratdi-yu odamni keyin bunaqa kasalliga bunaqa shifo qildi desa bu boshqa gap edi. Alloh taolo aytayapti-yu sizlar deyapti hamma inson uchun hamma bir bo'lib deyapti bitta pashani yasasholmaysan deyapti, yarata olmaysan deyapti. Endi pasha sendan deyapti bir narsani olib qo'ysa deyapti. Bir narsani olib qo'ysa qaytib ololmaysan deyapti. Bu Alloh taoloning qudrati. Alhamdulillah. Endi shunday holatki mana insonni nihoyatda bir mukammal qilib yaratdi. Dardni berdi, shifosini ham berdi. Qur'on keldi, mukammal to qiyomatgacha. Qiyomatgacha siz bilan biz uchun biror bir davolanishda, biror bir holatlarda hech qanday biz kitobga yo payg'ambar alayhisalomlarga muhtoj emasmiz. Nimaga oxirgi payg'ambar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam juda chiroyli holatlarda ko'rsatmalar, yo'riqnomalar, yo'naltirish, vojib sunnatdan foydalanish usuliyatlarini bizga juda chiroyli holatlarda o'rgatgan. Alhamdulillah, vojib sunnatlardan chiqmagan holatlarda xudo xolasa har qanday dard bartaraf qilinadi. Alhamdulillah. Bu Alloh taolaning siz bilan bizga bergan ne'matdir. Endi qarangki,
Mana baş miye. Baş miyeden berib turibdi jigar qaratala tenka fondlari deb qo'yamiz. O'zi mana Alloh taolo jigarni qondan yaratdi. Qondan. Ya'ni bu etmas, suyaymas, boshqa narsa emas. Buni Alloh taolo qondan barpo qildi, qondan yaratdi. Shuncha aytamiz-ku, kichkina tinnadek qolgan jigar ham Xudo xolisa joy-joyga kelib ketadi. Bu praktika holatlarda necha yildan beri kuzatilayotgan narsa alhamdulillah. Endi shunday holatki, xo'sh, qondan yaratilibdi, unda asab sistemalari yo'q. Jigarda qotishlik holatlari qattan bo'ladi. Nima uchun? Nima uchun gepatitlar? Gepatitlar qayerdan kelib chiqadi? Degan savollar. Endi qarangki, jigarni fondiga berar ekan deganimiz shunaqangi narsaki, miyadan o'sha boshqaruvga berib turibdi. O'sha boshqaruvga berib turibdi. Kamiga suyak sistemasida ham buzilishlik bor, bular bor. Tinka, tinkani o'zida buzilishlik bor, o'zi tinka o'zi suyak filtr hisoblanadi. Keyin ma'lum bir suyak qismlarini buzilishliklar bor, suyak o'ziga zaha holatda tarqatib berilyapti. Keyin kamida o'sha suyak tinkada buzilish bo'ldimi, albatta qonda ham buzilish bo'ladi. Chunki qon sistema o'sha buziladi. Qon filtrlash darajalari, qonni haqiqiy qon qilib abrobatga qilib berish holatlarida buzilishlik bo'ldi. Bu bilan nima bo'ldi desa, uje jigarda o'zgarishlik. Ozgina yeb ichish, boshqa bo'yda ta'sir doiralar darhol o'zini ko'rsatadi. Jigarda qotishlik holatlari shu uchala holatdan. Suyakda buzilishlik, sistemada buzilishlik, albatta qonda buzilishlik oqibatida jigarda qotish. Ya'ni aytamiz, tashxis qo'yyapti. Fondi chatag'a kan, fondi parcha qo'p qopdi deb qo'yamiz. Jigar qoratala tinkalar. Xo'sh, nima edi desa, tiqilishliklar, yo asab sistemasidan u yerlarga berib turishlar, suyak sistemasidan berishlar oqibatida u yerda bir zamkatga o'xshagan holat bo'lib turadi. Zamkalarga o'xshagan. Endi shunda nima bo'ladi deyiladigan bo'lsa, unda ichki sistemalarda buzilish, gepatitlar asab sistemasidan berib turib qon hozirgi aytganimizda balchiq qilib borar ekan degan holatimizga kelganiga bilib qo'yinglarchi, biz ularga tashxis qo'yatib alfabet deb aytib ketamizki, hali inson tushkunlikka tushib qolmasin deb. Ya'ni gepatit turlari haligi insonda asab sistemasi qon hozirgi boshqaruvlarga berayotganini evaziga haligi insonda o'ziga yarasha buzilish. O'ziga yarasha buzilish holatlarini ko'rsatyapti. Albatta, bu narsa nima deyiladigan bo'lsa, qonda ta'minot zamikat bo'lib turgan holatdan chiqayotgan qon, abrobatga bo'layotgan qonlar o'sha haligi insondagi buzilish miqdori, qondagi buzilish holatlari, ya'ni hozirgi kunda aytganda gepatitlar holatiga qalab turib turlanib ketaveradi. Shuning uchun bu narsaning shifosi bormi desa, albatta 100% ga 100% shifosi bor deb aytamiz. Buni shifosi vojibi sunnatlardan. Jigar, qoratalaq, tinka, bunday tiqilishlar bo'ladigan bo'lsa, zaharlanish oqibatida bo'lingan asab sistemalari, suyak sistemalari hammasini ta'sirida bo'lindi. Zaharlanish holati ham yuqori darajada. Boshida bir kun, ikki kun asalni piyolada iste'mol qilgizib turib, keyin ko'r kasalli asalga buyuramiz. To 2 oygacha buyuramiz. 7 kundan 2 oygacha buyuramiz. Nima bo'ladi desa, bu sistemada tozalanish holatlari o'ta yuqori bo'ladi. Keyin albatta Qur'on vojiblaridan qolgan xayr-ihson, istig'forlar, duo qisqasi vojib Alloh taolo buyurdi, Alloh taolo qaytardi asosidagi foydalanishlik bilan Xudo xohlasa birinchi, ikkinchi bosqichlarida uchinchisiga o'tib o'tmasdan bu qondagi zahar miqdorlari kamayadi, yo'qoladi, oxiri toza qon, toza jigar, toza chiroyli tinka, toza qolatalaqqa aylanadi. Shuning uchun albatta boshida biz yurak boshlarini tinkalarda to'r kasalli asallar bilan chiroyli holatda yuvishligimiz Xudo xolasi darkor bo'ladi. Endi bunga hamdom pistanlar ham
Yaşı halatıya karab durup bitteden ta 11 tane geç. 11 tane geçse diyenimiz ne var diyen ise bana Hazreti Han doğmuştu, yenge çıktı. Biliyorsunuz bitti iki tas ya. Tellerini yorup böyle yaptı mı? Böyle yaptı. Yani 11 tanesi olsa o onçanı çakıp yevagince anca kıynarası. Yani onu çakışta ne var kıynarlı? Yani köprü avlular fazla yenge bir iki bu. 11 tane sanıp avalasız. Çakıp çakıp içindeylerini tozalıp durup kança bulardı. Bir de kapata diyen buldu mu? Hali yine sekin bismillahirrahmanirrahim istimak olmalı. Onu ne kadar deyiler diyoruz? Asap sistemasını bir günde yumuşatı verirler. Onun yumuşatış sistemalarını o şahalette ya sırası sistemalizden ki yine bilinçli başlayırsınız. Ta ahirge asap yakınları deyge mesela kullarımıza baktığımız zaman de kısır mı ne? Seziş halatları. Bu nima deyiladigan bo'lsa, asab sistemasining yakuniy holatlari. Bu yerdagi holatlar, butun sistema, asab, bosh miya, o'ncha, orqa miya, miya sistemalari u yerlarni chiroyli holatda yumshatib beriladi. Haliga botmonlab olingan zahar misqonlab chiqadi. Ya'ni asab sistemasi yumshagandan keyin jarayonlar deymiz. Ya'ni insonning bosh miyasi quvvati yetganini oladi-yu, pastga qarab chiqib ketaveradi. Obalib turib, rabochiy qismlarda etga tarqalinadi. Etdan kapillarlar qon buyra sidi bo'lib tushib ketaveradi. Endi keyingi oxirgi holatlarida asab sistemalari rassa erib, u yerdagi jarayonlar kuchli ketayotganda qayerga bergan bo'lsa, o'sha yerda toshmalar paydo bo'lib qoladi. Mayda-mayda toshmalar bo'lib, ich oqari boqadi. Zahala asab sistemasidagi zahala o'shandan chiqib ketadi. O'sha rassa kuchayib chiqayotgan holatlarda aytamiz, hozir analiz topshirib bo'lmaydi. Ha, undan hatto oq qon ham chiqadi deymiz. Nimaga deydigan bo'lsa, tenkadagi buzilishlar ham normativ holatda ushlayapti-da. Shuning uchun bu holatlarda nihoyatda bir chiroyli aytgan narsalar vojib sunnatlardan foydalaniladi. Xudo xohlasa 100%ga 100% gepatitlar barham topadi. Tushuntirdimmi? Jigar qatishi, jigar tiroz deb turib, hozirgi kunda eng vahimalik dolzarib qancha insonlarimiz shuni orqasidan olamga o'tish holatlari kuzatilmayapti. Endi olamga o'tish holatini kuzatilishiga sabab o'zimiz. Aytganimizdek, ko'p misol keltiramiz. Suv ko'lda bo'lsa, cho'lda sudirab yurishibdi-da hozir bizni. Cho'lda meditsina, tabobat, jinkashlar cho'lga cho'lda sudirab yuribdi. Haliga u bir ko'rsatish yo'lali tabaq qilgan jinkashda nima deb oxiri u ham tabaq qilgan, lekin u haligi ruhiyati jinkashlarni qo'lida tavba qilganligi uchun u ham nima deyapti? Baribir jin zarar keltirdi deyapti. Xotinimni qonini shirib o'ldirdi deydi. Homiladorida deydi. Homiladorida keyin olamni o'tib qoldi. Pichadan keyin tekshirtirsa bola yo'q ekan. Bitta qanaqa homilador bo'ladi? Bechorani jigari shib ketgan. Jigar sistema oshqozon ostiga beziga bergandan keyin o'sha qorinda shirish holatlari kuchayib ketaveradi-da. Bu jinkashlar bu narsani bilmaydi. Ha, mana homilasi birdaniga yo'q qilib tashladi jinlar. Shu bilan olamdan o'tdi mana. Qasdini oldi sendan-da bu jinkashlarga. Bu nihoyatda noto'g'ri narsa. Bitta shunday narsaki, o'zi nima edi, qanaqa holat deyiladigan bo'lsa, bu alohida bir kasallikdan. Tushuntiradimi? Bu jinkashlar, doktorlar, hozirgi aytganimizdek tabiblarimiz bu xususida qancha-qancha insonlarga manovi qadariga yopishib-yopishadi. Ya'ni qadari deganimiz nima degani deyar yo'sa xossasiga qarab turib, ular xossani shifo deyishadi-yu, qo'ligidan iste'mol yo sovuqoshga yo issiqoshga yo uni mijozini bilmaydi. Aybin sina shunaqa degan ekanda pul yotibdi, hozirgi dori-darmonlar buni tub mohiyatini o'zgartirib tashlagan bu hozirgi yog'larimizni, meva-sevalarimizni, qolimiz boshqa mahsulotlarimizni insonga ta'sir doiralari battar beryotibdi. Jigarlar battar ishib yotibdi, shu bilan o'lim holatlari hozirgi kunda ko'p kuzatilyapti. Tushuntirdimmi? O'shuning uchun bu aytganimizdek suv ko'lda deganimiz, bu ko'lda deganimizga nima kiradi deyiladigan bo'lsa, bu to'g'ri ko'lga boradigan, ya'ni haqiqiy insonni qondiradigan, shifo masalasida ham haqiqiy qondiradigan, tez fursatlarda effekt beradigani, tez fursatlarda o'zini ko'rsatadigan kasallikdan 100%ga 100% chiqarib yuboradigani bu vojib sunnatlar. Alloh buyurdi, Alloh qaytardi. Tushuntirdimmi?
Oşun üçün bu diğer terör, diğer deki büzülüşler, bu halatlarga medisine yakınlaşmayanı, tabiplerde yakınlaşmayanı maksatka muhakul olardı. Bir var bir nasanı kadarıdan vazgeçen faydalanken bu işi yaptı. Ya bu mesela CD haydaş, başka böyle, cidce karın pasa geldi, bunu yaptı. Ya da davalanış halatları güzeltilmedi. Karın pasa de, biz karnını pasa ettirmedi, uyku vardı, uyku vardı. Ahirki halatları ölüm halatlarından güzeltik olardı yaptı. Oşun üçün, bu narsalarda çıralı tınlı halatlarda kılıçlık için vacip sünnetlerge 100%'ye 100% karşılığımız şart burada. Çıntıralı değil mi? Savallar var mı bu hususta? Savallar. Hani savallar var mı savallar? Çıkıralı. Taşmada çıkış sevabı zaha masalası da sizdeki zaha masalası şimdi halatta buladı ki sizdeki zaha masalası o da yukarı derecede köp halatta buladı, köp miktarda buladı yani batmanlar birken miskallar çıkardı bu medisine de güzeltilmedi, tababat da güzeltilmedi, cinkeşler de güzeltilmedi bu vacip sünnetlerde bizde etkik etmemiz o maçizik yapacağız da ki halatlar kütüvalı oraydı bayağımız zaha şerge tipi genelde kıynalış halatlarına kanak görüyorsunuz. Endi shunday holatki, u yerdagi zahar miqdori ko'pligidan kapellarlar ulgimaydi. Tashqariga mayda-mayda toshma bo'lib chiqib ketadi. Bu bizning yutug'imiz. Haligi opajondagi, Tojikistonning opajondi belda. Vahima, vosvos, qo'rquv arxamiyadan bo'ladi-da. U arxamiyada shikasti bor. Haligi narsa chiqyapti. Oldingi mana birinchi kelganda uncha-muncha biladigan odamlar biladi. Shuni olib ketinglar, tasinlar yoqib qo'yinglar. Shunday holat bo'ladi. Boshida yangi kelganda tashqarida bir ikki kishi, uch kishi makka mushlab o'tirardi. Yetdi, bu yerda vahima dodaladot biladi. Xo'sh, oxirgi holatda nima ish bo'ldi deyiladigan bo'lsa, bu narsa yakunlanib hammasi chiroyli holatga kelindi. Chiroyli holatga kelingandan keyin zahar miqdori o'ta yuqorilashib ketdi. Qanday yuqorilashdi deydigan bo'lsangiz, shunday holatda bo'ldiki, beliga umurtqalarga toshmalar chiqib ketdi. Siz savol berganlar. Toshmalar chiqib ketdi. Toshmalar chiqqandan keyin haligi oshcha vahima, oshcha to'polaylar hammasi yo'qoldi vahima qilishdi. Nima bo'ldi desa, albatta insonning erkinlik holati, bemor holati, odam ushamasa bemor yuradigan bo'ldi. Bu toshmalarni ko'p miqdorda chiqishligi u insonning yutug'i bo'ldi. Agar o'shalar chiqmasa, zahar chiqmaydi. Yo'q, chiqora, uniki o'ta ko'p miqdorda edi. Gapni 2 kishi, 3 kishi ushab turadi. Shuning uchun bizda shunday holatki, vojib sunnatlarda kurash qanday bo'ladi desa, bosh miya quvvati bir joyga yig'i olib chiqib kuchi yetganini olib chiqib tashlaveradi. Hali ko'p misol keltirganmiz. Masalan, mana tashqariga g'ish keldi, bitta katta shalandada g'ish keldi. Endi biz u g'ishni hammasini shunday kichkinagina mincha aravasi qatiga eshigimizga shalandasini olib kiradimiz. Yana to'g'rimi? Olib kelsa eshigi hamma yo'lni buzib tashlaydi, vayron bo'ladi. O'shuning uchun bosh miya shunday kurashadiki, aravalab g'ishni toshib turib, bitta zil bitta kamas qopdi deb qo'yamiz-ku. Xud tashda qanday holatlar bo'ladi. Tushuntiradimi? Kuchi yetganini toshaveradi. Kuchi yetganini toshaveradi. Ab chiqib. Ana shuning uchun bitta, ikkita, uchta bosqich deganimiz shu bo'ladi. Bosqichma bosqich kuchi yetganicha ab chiqib, ab kirib toshib. Keyin shun bilan haligi bitta shalandi deyg'ish tugaydi. Bizda ham jarayon shu, shuning uchun bu yerga ketdi deganlarimiz qayta bo'lishligi kuchi yetganini bosh miya chiqyapti. Hammasini bo'ladigan bo'lsa, masalan, yurak masalasi, mana qizimda. Yurakda nima bo'ldi? O'lib qolaydi dedi. Yana ham bosh miyasi o'ziga kerakligini olib tushdi xolos, o'lib qolmaydigan darajasi. Ashu narsani birdaniga tushadigan bo'lsa, inson 7 gacha sanagandan keyin shu bo'ldi, yurak to'xtagandan keyin. Tugaydi odam. Qarang, nima holat bo'lsa, bu yerda bo'lgan holat nihoyatda bir kuchli holat, jarayonlar quvvat yetishlik darajasi bo'ldi. Tushuntiradimi? U sizdan bo'ladi, zahazdan bo'ladi, kasallik darajalari hech kimniki, vallohu alam, hech kimga o'xshamaydi.
Abkilen kirgiz var, bunu biz de kirgiz var. Yani bir kirgiz var mı ama kaç kapan mı lan? Tamam. O kötü eşke çıkar var mı? Taş kardan kola sütür. Elhamdülillah. Bu başta kaygın derse. Çünkü aldım ha. O çünkü kuvveti ya karakteri küreşerdi. Ondan aşırıya, baş mıya hüküm vermeydi, buyruk vermeydi. Kıl diyen nasıl işletmeydi. Çünkü aldım ha. O çünkü barışa, baş mıya, barışa hareket kılırdı. Küçü yetkenişe, kança kuvveti yetiyatta bir şey olaydı. O çünkü biz açlığı bilen davalaştan kaytaramız diyemiz o. Bu açlığı bilen davalaştıydı. Yıllar davalanıştıydı. Onunla bir metre Türk yasal yasal yetiyordu. Şunu duraldı mı? Şu yapın ya bu hayat dünyada hem kıyamette hem cevap veriyoruz. Bir metreli Türk yasal asar, yıllar açlığı bilen davalaştı onunla yetiyordu. Yani o çünkü bizdeki cereyanlarla yaraştı gücün. İnsan bakıvat buluşturuyor gerek, yep içler, çıralik, zor halatta buluşturuyor gerek. Bizde köpçülüğü söyledi, parkez var mı dedi? Bizde hem parkez var. Vacip sünnetlerde var. Barı bizdeki bir umur ya parkez. Nemedense Allah haram kıyan nesalarda. Çünkü herhalde mi? Allah buyurdu, Allah kaytardı. Allah haram kıyan nesalarda. Neme bizde zararlı nesalarda o Allah da Allah haram kıyan. Vatanımızdan hem mihribanlı. O çünkü o şimdi halatlarda hatta diğer terörist olsa bana yapmamış ki diğer durdu. 21 günde akıda biz bu işi parkezden çıkar varamız. Şimdi bana diğer muammalar olsa, gepatitler olsa bana ülkemizde de mi ağzı bu diye halatlara mı işte normatif müstak oldu. Alhamdülillah. Parkezlerden hem çıkıp getirildi. Alhamdülillah. Bu ne madiler dediyse bu Allah talanın bir yüzü de kettin değil mi? Fakat ne mi? Taş kız doğru tadbir vacip sünnetlerden bu işe geçer. Bu amene savar. Türkiye'sel kanlı halatlarda hiç taklanabilmez, mümkün mü? Türkiye'sel mi? Mümkün mü? Halatı yok. 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 Hamile doğar. Geçen bana telefonda verdi şekilde ya. Telefonda verdin mi? Ha, telefonda verdik. Körüp durup, yaklaştırıp Türkiye'sel diye. 8.5 aylıydı mı? Hamile dedi. 8.5 aylı hamile. Türkiye'sel. Yani ulardaki de bir tane azaz burada. Karınca sıkkanıca. Çıntıradı mı? Üç kese sıksa üç kese, ilk kese sıksa ilk kese, bir kese sıksa bir kese. Halatı yapar, tül keseliydi, her kadeh halatı sıma kısa bulur. Çıntıradı mı? Bu amya ne sağ var? Cigarlar, gepatitler. Nasıl sağlık keseli olsa ki, babasının şu kutuşma kadar olduğunu? Mın denirse de, kesellik yok muydu? Çıntıradı mı? O çünkü, hanedonda sağlık keseliktir, gepatit anlat yapsız da, yani şunu ifade ki, yasin okulunken hanedan, Kur'an okulunadı görünce aylarda, kiyin daim, dua, Kur'an'ı bu yürüyen insanda arttırış diyen derse bu miydi? Yok şimdi derse bas o, arttıradı halas. Ne mi arttıradı ise, mesela ağızda söylediğinin kızı, siz arayeniniz diye kalinizde ne mi bulsa o şey derse var. Götürerdi mi? Söyledi kızı diye. He söyledi kızı diye. Bitti o pişip görüştüğü bilen hem ucu haliginden haligin yutup gitti falan. Yani bir yerde ne maddiler diyorum bursa? Dua. Kurganı da yürüyen adamdı. O şu söyledi başka bir şifa bu kalan. O şunun için Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de mu'minden kayan tam şifadır diye. Şunu duradım ha? O şunun için biz arttırıştı aldığını alıştığımız gerek. Her günü subuktan kuyar çıkan yada olur. Asırdan Şam yada olur. Dualarda, kelime tahid, yüzümettele, Allah-u Teala'ya bağlanan istihvallarda, tasbih, zikir, salavatlarda buluştuğumuz, özümüzde dua kurbanını hasıl kılalımız. Keserliği yok muydu? Arttırdı. Mesela bana, her kandiyi halet bilesiler, her kandiyi banisa tikke kirip yetinirler bizde. Eski denemek diyor, hani ki, nema davrları diyeyim, başka böyle davrları diyeyim. Kandiyi, her kandiyi keser bize kirip yetinirler. Ne meyyesi bu keserliği yok muydu da Allah'a kalırsa. Şimdi duralım ha. Şimdi hepatit A'ya köprak uzunluğu savalık bulamız. Hepatit A'da tır Allah'a da malumatlar belgemiz. O şimdi karabalasın. Bu amaya ne savalık? Malum, sizin yunarışızda hem hepatitler derecesi var mı? Medisinede A'da, S'ı, küçük, küçük. Aha, var, var. Baş miyeden, diğer haletlerine bir işte. Şimdi hazır dişe kesirak yapıyoruz ha. Maruzanın baş denildi, işte olasın.
Ondan to diğer kaçış gelse kasıda sabah buluştuğunu aktarıp gidecek. Onun ne maddeydi? Mesela miyadan böyle yaptı. Kigin suya giden biri yaptı. Suya sistemasından biri yaptı. Kigin elbette suya sistemi tınki halatları diyen buldu mu? Ne maddeydi? Diyelim mesela kan da uzun diyen uzun halatları düzeltilmedi. Kan abrabotu yaşı bulmayaptı. Onda diğer kaçışlı halatlar. Diğer serozimiz o. Şu halatlar yapabilir. Derecelerin biri bu tüketti. Bir kaptan başlayın işte o ses. Buldu mu? Hamadın mı soruları yok mu? Yaşlı, bu sekiyle bir orası yine cevap olur. Vassalamu aleyküm.